Neden prostat biyopsisi yapıyoruz? İki nedenle prostat biyopsisi yapıyoruz. Bize düzenli kontrollere gelen yakınması olmayan hastalarda veya işeme yakınmaları nedeniyle bize gelen hastalarda kanda PSA değerinin yüksek olması veya parmakla yapılan prostat muayenesinde anormal bir bulgunun bulunması prostat biyopsisi sebebidir. Prostat büyümesi olan kişi ne yapmalı? Öncelikle kişinin prostat büyümesinden haberdar olması için herhangi bir nedenle batın yani karın ultrasonunun çekilmiş olması lazım. Büyüme olduğunda ultrasonunda kesinlikle telaşlanmamalı ama mutlaka bir ürologla görüşmeli. Çünkü büyüyen prostatla ilgili en önemli konu bu büyümenin kanserli bir büyüme olup olmadığı ayrımının yapılmasıdır. Her büyüme tedavi edilmeli mi? Eğer üroloğa gittiniz ve bu büyümenin iyi huylu bir büyüme olduğu saptandıysa, bu büyüme idrar yolları sisteminizde işlevsel ya da yapısal bir bozukluğa yol açmadıysa, daha da önemlisi işleme ile ilgili hayat kalitenizi bozan yakınmalarınız yoksa her büyüme kesinlikle tedavi edilmemelidir. Günümüzde prostat biyopsisini iki yöntemle yapıyoruz. Her iki yöntemde de makattan yani rektal yolla prostata ulaşarak prostattan parçalar alıyoruz. Geleneksel yöntem yalnızca ultrasonun kullanıldığı transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi. Güncel yöntem ise biyopsiden önce hastaya prostat MR'ı çektirilerek yapılan MR ile ultrasonun birlikte kullanıldığı MR füzyon biyopsisi. Geleneksel yöntem olan prostat biyopsisinde yani yalnızca ultrasonun kullanıldığı biyopside önemli avantaj anestezi gerektirmiyor. Lokal anestezi ile yapıyoruz. Ultrason sayesinde prostatın kendisini görüp prostattan rastgele, tabi belli bir sistematik dahilinde parçalar alıyoruz. Ağrısız bir işlem, işlemden sonra hasta rahatlıkla kalkıp evine gidebilir. Genellikle yakınması olmaz. Prostat biyopsisini genellikle ofis şartlarında bu gördüğünüz ortamda yapabiliyoruz. Güncel yöntem olan MR füzyon ile prostat biyopsisinde hastaya mutlaka işlemden önce bir prostat MR'ı çektirmek gerekiyor. Çünkü MR sayesinde ultrasonda göremediğimiz prostatın içindeki kanser olasılığı yüksek olan odakları görüyoruz. Daha sonra bu görüntüler özel bilgisayar programları ile ultrasonla eşleştirerek ultrason yine kullanarak direkt bu odaklardan biyopsi yapmamızı sağlıyor. Bu yöntemin belki diğer geleneksel yönteme göre dezavantajı her zaman ameliyathane şartlarında ve genel anestezi gerektiren bir yöntem olması.